Deniz Kızı Başıma büyük bir felaket geldi. Karım bir deniz kızıydı. Bir gün başını alıp kaçtı. Bu olay üzerine ben deli olmuştum. Ben deli olmadığımı biliyorum ama doktor o yolda bir rapor verdi. Beni tımarhaneye tıktılar. Ben karımın bir deniz kızı olduğunu ileri sürüyorum. Onlar hayır yaptığım bir benzetmedir. Onun belinden aşağısı balık değil insandı diyorlar. Karıma ben ilk önce deniz kıyısına rast geldim. Isız bir koydu denizden çıkmış bir fok balığı gibi bir kayanın üstüne oturmuş balık kuyruğunu altına kıvırmış uzun kara saçlarını tarıyordu. Garipsi bir türkü mırıldanıyordu. İçin için çektiği bir özlemi anmakta olduğu besbelliydi. Gözüm ona değer değmez. Güzelliğine vuruldum. Sesi bana nerede olduğumu unutturdu. Birdenbire sanki uzak bir geçmişin suları. İçimden bir sel gibi akmaya koyuldu. Bu akıntı üzerinde bir çöp gibi gidiyordum. Denizin dalgaları kıyıya dövüyorlardı. Gök maviydi. Pek parlak bir gündü. Kendimi cennette sandım. Rapor deniz kızıyla ilk karşılaşmamı şöyle anlatıyor. Bay Mühsin. 1920 yılı Temmuz'unun 14. günü. Bayan Leyla'ya sabahın 10'unda Marmaris'te Akçabük'te banyo ederken rastladı. İşte Gerçek tamamen yazdıkları gibiydi ama Allah için söyleyin gerçek böyle miydi? Deniz kızı başını benden yana çevirince kara gözlerini gördüm. O kara derinliklerde, açık ve ıssız denizlerde görülen ay ışığının ışıltısı vardı. Size garip gelir ama o kapkara gözlerde koyu yeşil mi diyeyim, koyu mavi mi diyeyim denizin dip akıntıları gibi bir bakış, bir kayıp gidiş vardı. Onunla konuştum babası Marmaris'te oturuyormuş. Hiç zaman geçirmeden gidip babasını buldum. Çok zengindim. Herif de varını yoğunu pokerde yitirip savurmuşmuş. Kızıyla evlenmek istediğimi söyleyince elbette hemen evet demedi. Biraz nazlanmak gerekliydi. El avuşturarak birkaç gün izin verin de düşünelim dedi. Ama bu önerime sanki eline birdenbire Floş Royal gelmiş gibi sevindiğini gördüm. Ben işi olmuş bitmiş sayarak çıldırasıya sevindim. Birkaç gün sonra olumlu cevabını aldım nişanlandık. Deniz kızının o ince ve uzun parmağına koca bir pırlanta yüzük taktım. Ama Deniz kızı bu işe hiç de sevinmiyordu. Yaşı daha ergenliğe varmamıştı. Bundan dolayı iradesinde hür değildi. Buyruk babasındaydı. Kızın ne kadar yanılması ihtimali varsa babasını ve koca bir adam olan benim de yanılmamız ihtimali vardı. Neyse raporda nişanlandığımız, nikahlandığımız tarihler yazılı. Deniz kızının memnun kaldığı belirtiliyor. Oysa deniz kızının neler duyduğunu gözlerinden okuyordu. Gözlerinin dili vardı, konuşuyordu. Deniz diplerinde salınan deniz otlarıyla örtülü engin ovalar vardır. Oralarda sürü sürü balıklar gezer. Hep birden ürkmüşler gibi kuyruklarını kırıp Hep birden yıldızlar gibi çakıp kayıyı verirler. Oklar gibi uçarken birdenbire hep birden dururlar. Ayrılırlar. Bir kısmı sağa, bir kısmı sola giderken yine toplanırlar. Neden? Ne oldu? Bilinmez. Kız da öyleydi. Fakat ne görüyoruz? Denizin yüksekte harelenen yüzünden ağalar iniyor. Altın ağlar. Bu ağların bir ucundan ben, bir ucundan babası tutuyor. Ağlar kızı sarıyor. Gece ay ışığında Ağları yukarı çekiyoruz. A yüze gelirken yani ağın noktasında deniz bir çırpınışla ışıldıyor. Sanki orada gümüşler kaynıyor. Deniz kızı artık tutulmuştu. Hoplaya zıplaya çabalıyor. Gövdesi vurkulup büklüm büklüm oluyor. Kurtulmaya uğraşıyor fakat saçları parmakları ağın gözlerine takılıyor. Çabaladıkça ağlara sarılıyor onu. Kıyıya kuru kumsalın üzerine çekiyoruz. Titriyor ta uzaklarda ıssız denizlerde. Sağı solu karanlık olan ay ışıkları vardır. O kapkara iki bilinmezliğin ay ışığına yakın bir noktasında bazen bir ya da iki parıltı olur söner. İşte kızın gözleri öyle oluyordu. Bu değişiklikler o kadar hızlı oluyordu ki onları izlemek olası değildi. Hani ya bazen hızlı konuşan bir adamın sözlerini insan zapt edemez onun gibi. Gözlerini aaa mavi demeden önce yeşile dönüyordu. Gözleri leylak rengi olduklarını ileri sürmenin ne kadar gülünç olduğunu farkındayım. Ama gözleri bazen leylak yolu veriyordu. Onlara bakınca karaların en güzel dağ ve ağaç kalabalıklarından bir milyar kez daha güzel. Kıyısız ve sonsuz okyanusları, pırıl pırıl parlayan hür açık derin, ıssız denizleri anımsıyorum. Durup dururken bakışının suları kararıyordu. Evlendik. Güzel bir apartmanımız vardı. Rapor Pi tarihinde evlendiler. Gelin pek şendi. Herkes pek mutlu bir aile ocağının kurulduğuna emindi diyor. Öyle miydi ya? Salon ortasında bir cam kavanozun içinde balıklar vardı. Sanki geniş kanatlarına gecenin yıldızları yağmıştı. Kanatları beneklenmişti. Suları yavaş yavaş yelpazeleyerek burunlarını cama dokunduruyorlardı. Bizi niye hapsettiniz? Verin bize enginimizi hür yüzelim diyorlardı. Deniz kızının bakışı da öyleydi. Öyle de değildi. Çünkü onun bakışında acı bir kararsızlık hareleniyordu. Düğün şölenine sanki deniz kızının gözlerine açık denizler bakıyordu. Yakımlar hep gümüştü, elmas billurlar parıl pırıl parlıyor, çın çın ötüyordu. Fakat o salon ortasında deniz kızı bir tezattı. Duvakları arasından süzülen bakışında ziyafetin anlamı kalmıyor. Gümüş takımlar, bildirilerin parıltıları çerçöp oluyordu. Karı koca birlikte yaşamaya koyulduk. Ben Bin bir zahmetle hayatta servetimi, mevkiimi, insanlara saygısını, kamuoyunun gözünde onur ve itibarımı kazanmıştım. Fakat hayatın gerçekleri, saydığım bu şeylerle benim arama deniz kızının bakışı giriverince düş kırıklığına uğruyordum. Servet, mevki, itibar sandığım şeyler kül olup savruluyordu. İçime acı bir boşluk, anlamsızlık çöküyordu. Zenginimden söz ettiğim için yalnız bu ve bu gibi şeylerle övündüğümü sanmayın. Gerek oturduğumuz binanın mimarisinde, gerek döşenmesinde, gerek köşkü saran park ve bahçelerde artistik bir özellik vardı. Her şey uzun uzun düşünülmüş ve erbabına yaptırılmıştı. Renkler, gölgeler, ışıklar, duygu ve gönül emeklerine mal olmuştu. Ama deniz kızında benim sahip olduğum şeylerden bambaşka bir çığlık gibi tiz, acı bir şey vardı. Onda her günkü hayatımı, başarılarımı, paçarlılar gibi yırtıp atan bir büyü vardı.'' Hayatım dediğim şey açık denizleri, açık denizlerdeki sesi, esen özgür rüzgarı, ısızlıkta parıldayan ay ışığını hep dışında bırakan dört duvar arası bir zindan oluyordu. Bir yazdı. Deniz kızıyla birlikte deniz kıyısına gittik. Her gün yeşil dalgalar ışıldaya diye, ışıl diye gelirken karım güler. İçlerini ok gibi dalardı. Şimdi söyleyeceğimi tuhaf görmeyiniz. Orada karım deniz erkeğine rast geldi. Bir gece kıyıda kumların üzerine oturmuştuk. Deniz erkeği biraz ötemize gelip durdu. Onun deniz erkeği olduğunu karımın gözlerinden gördüm. Karımın ve bu adamın bakışları birbirine deyince ikisini de olağanüstü bir şey görmüş olanlara ait bir şaşkınlık vardı. Sanki orada kimsecikler yoktu da ikisi ıssız bir denizde kendini yapayalnız sanırlarken bir insanın rastlığı vermişlerdi. Düşünün bir kez insan olmayan yerde İnsanın insanı rastlayınca nasıl açıldırırsa sevindiğini düşünün. Orada insanların birbirlerine takdim etmek, takat düğme kalkışması abes olur. Karımın bakışı tatlı bir türkü gibi uzadı adam. Bayağı o türkü içinde yüzüyordu. Ben biraz fidan ve çiçek yetiştirdim. Bazı ıssız ve güneşle kavrulmuş kurak ovalarda o ıssızlığı temsil eden elif gibi dimdik kaktüsler olur. Koca çiçeklerini geceye söz söylemek için açılan dudaklar gibi hızla açarlar. Karımın gözlerinde o durum vardı. Kara çiçekler de tel tel aralanıp karanlıkları çevreme yayarken ta özünün derinliklerini adamın bakışına veriyordu. Ben o çiçekleri parayla koparmaya kalkışmıştım. Param ve kendim gözümde karardık. Birkaç gün sonraydı. Geç olduğu halde karım eve dönmemişti. Gece denize girdi kıyıya gittim. Periler diyarından gelme bir geceydi. Ay ışığının harıl harıl akan fazlalığından bütün yıldızlar sönüyorlardı. Uzakta denizin yüzü iki noktada ışıldıyordu. Sesler duydum. Biri karımın, öteki de deniz erkeğinin sesleriydi. Bir başına uçan deniz kuşlarının biri yoksul çık etti. Sonra karımın ışıltısından düşen bir yıldız gibi bir şey parıldadı, yükseldi. Bir döneme çevirdi, denize düştü. Karın büyük pırlantalı nişan yüzünü denize fırlatıp atmıştı. Gözlerime karanlık bir perde iniyormuş gibi oldu. Çıldıracağım. Yırtın artık şu gözlerime yapışan zindanı. Son türkü. Ona kör Hüseyin derlerdi. Yaşı yüzü geçkindi. 60 yaşındayken heybetle gürleyerek denizi apak eden büyük bir fırtınada yelkeni kavanço etmek için skutasının provasına gitmişti bir şimşek çakmış. Kayığın ıslak direğinden çarmıhlar, güverte ve punyalar yolu ile denize geçen elektrik çeleyen iki gözünde kör etmişti. Üç oğlu vardı. Birincisi Bahri Çavuş olarak savaşta şehit düşmüş. İkincisi Çalkantılı Deniz'de büyük bir paramanın baba bingosunun sararken direkten düşüp güvertede parçalanmıştı. Üçüncüsü bir Paraçera küpeştesinde iş görürken ağır denizle iyi bağlanmayan randa maçosunun başına vurmasıyla beyni darmadağın olmuştu. İhtiyar kıyıda yürürken denize döner, görmeyen gözleriyle uzun uzun bakar ve ''Talassa, talassa, verme kemeni, deniz, deniz, zehirli deniz'' derdi. Fakat bakışında kin yok. Bir sevgiliye yakınma vardı adamın görmeyen bakışında Homeros'un 50 sayfasından fazla şiir vardı. Kör olduktan sonra da yine kayıklarda işlerdi. İyi havada yelkende hizmet eder, kötü havada ise onun gibi kürek çeken az bulunurdu. Karadan ayrılınca karalıların çok şükür denizden ayrıldık demeleri gibi. Elhamdülillah karadan ayrıldık derdi. Kalabalık arasında değil açık denizde en az yalnız olduğunu duyardı. Asıl orada gönlünün dileğini balaşını sınırlandıracak cami ve tapınak duvarı değil sonsuz uzaklıklar bulmuştu. Artık çok yaşlanmıştı. Eskisi kadar yardım edemiyordu ama onu yine kayıya alıyorlardı. Denize götürülmesi için öyle bir yalvarışı vardı ki dayanılası değildi. Zaman geçsin diye onunla alay ederdik. Yalanı, kaporozu ve kini arayan bir dünyanın içinde duygu ve düşüncenin bir donkişotu idi. Amenna. Ben cahilim bir şey bilmem fakat sen ne bilirsin? Belki öleceğini ha? Ölümden herkes sakınır ülke. fakat hayatın yolculuktan sonra aranılanı hep düşsüz bir uyku değil midir? Ömrümüzün yarısını seve seve uykuyla geçiririz ha? Uzun ve fırtınalı bir yolculuktan sonra aradığımız düşsüz bir uyku değil mi? derdi. Ona deli misin nesin denizin neresini seviyorsun derdik. Ne bileyim der duraklar, düşünceye dalarda denizi neden sevdiğini söyleyememekle denize karşı bağışlanmaz bir haksızlık yapmış olduğunu sanır ve içini çekerdi. Ta neden sonra deniz kızarsa kızar fakat kızdım der. Arı gibi ağzından ballar dökerek gelip kuyruğu ile sokmaz. Yırtılan, paralanan okyanus. Seni, hayır sana dokunmayacağım diye aldatmaz ki. Kıyametin önceden haber vermiyorsa önceden kıyamet koparmaya niyeti yoktur da ondan. Onu da haber verir ya. Benim kör gözlerime bile ne yapacağını gösteriyor. Susan deniz fırtına koparacağım diye haber veriyor ha. Deniz benim tutsağım mı ki? Gelip benden buyruk alsın derdi. Sözün kısası onu denizden vazgeçirmek olacak işlerden değildi. Ona dünyada en büyük, en şanlı, en zengin ne varsa onu vermek ona zaten sahip olduğundan daha az şey vermek demek olurdu. Kayıya alınca ona Evreni bağışlıyorduk. Böyle bedava iyiliği ondan esirgeyen yoktu. Neden dünyaya gelen ve evrenle baş başa kalan bu insanı körlüğüne rağmen evrene doğrudan doğruya bakışları vardı. Denizle, adayla, dalgalarla ilk evden bir ilişkisi vardı kim bilir. Bu körün görüşü felsefesi gelenekten değildi. Doğrudan doğruya gözünün görüşüydü. Bugün de güneş parlıyordu fakat biz görmüyorduk. Bu kör görüyordu kör ne kan ve şan üzerine kurulu bir kayser ne de bir büyük İskenderdi. Bir çöp parçasıydı ama hayat kasırgasını uçurduğu ve sen sağınan yönünü gösterir çöp parçasıydı. Pusula iblisinin maden olarak pek değeri yoktur. Gösterdiği yönün çok büyük önemi vardır. İnsan dedikleri tezelden bir sevgiliyi bırakıp da rahat rahat ölünceye kadar bin ateşiyle aile ocağını tutuşturup dururken bunun bütün bir yüzyıllık ömrü baştan başa bir sevgi oluyordu. O gece kürek çekiyor ve biz de parakete atıyorduk. Göklerde ve denizlerde çıt yoktu. Bu yaratılışın bir uykusu değil fakat duygu fazlalığı dolayısıyla insanın soluğunun kesilmesi gibi bir duraklayıştı. Uykunun tam tersine her şey aşırı bir yaşayışa kavuşmuştu. Hiçbir yıldız, hiçbir damla su, hiçbir yaprak, hiçbir atom, Hiçbir elektron ayrı düşmüş, boşa gitmiş değildi. Her biri bir müzikle birleşmişti. Gökte, denizde o kadar sessiz ve uzak bir tatlılık ve sevgi vardı ki, kıyının en abuz uçurum ve kayalıkları arasında bile bir hortlakla karşılaşma korkusu gönüllere gelemiyordu. Bu kadar güzel bir gecenin içinde çirkin bir şeyin ne yeri olabilirdi? İnsan yırtıcı kurdu. Yılanı bile görse güvenle sarmaş dolaş olabilir ve birlikte gülebilirdi. Kör balıkçı usulca utanarak çekinerek bir şeyler mırıldanıyordu. Gülesimiz geldi. Saçmaydı ya ama adamı kırmak istemiyordu. Ak saçında ve sakalında nurlu bir şey vardı. Çekindi sağ sağladı fakat dayanamadı. Birden rengini, kokusunu, çiçeğini, hayatını veren bir bitki gibi. Adamdan karanlıklarda gök kuşakları yaratan bir türkü koptu, fışkırdı. Sesi hür oldu. İsterse gülsünler ona neydi? derin, vahşi, esrarengizdi. Bir hava fişeği gibi renk renk havalandı ve yıldızların parlayışına samanyoluna yoluna kavuşup karıştı. Kenti Girit'in sidero burnu balıkçılarındandır söylediği nostaljik bir şeydi. Sevdiği engini ölümsüz müziğini söylüyor ve cennetten kaçıp gelen bir meleğe benziyordu. Söylüyordu. Ey güzel deniz! Senin sonsuz ufukların cimri köylüye ve toprak adamlarına gelir getiren tarla olamaz. Milyarlarca dönümünü kimse benimdir diye kendisine mal edemez. İnsan o kadar güvendiği zebun keş kuvvetinin boyunduruğunu sana takmaya kalkışınca hemen kabarırsın. Ey özgürlük simgesi o insanı ister dilenci ister kral olsun inandığı tanrıdan saçını başını yola yola imdat diye haykırmak zorunda bırakırsın.'' ve gürleyen köpüklerle onu alt üst ederek köpek ölüsü gibi kuyruğundan tutup ben ölümsüz denizim diyerek gerisin geriye geldiği yere fırlatırsın. Dağı taşı ihtiyarlatan zaman senin sonsuz güzelliğine bir kırışık katmıyor. Gençliğinde kara saçlıyken neysen şimdi saçın akken yine olsun. Sevdiğim kızlar cadı oldu. Oysa yaratılışın şafağında ne bugün de yine olsun güzeldiniz tatlı değiliz. Hepimiz dinliyorduk o sustu. Türküsünün ardında uzanan sessizliği bozmak cinayetti. Yavaş yavaş kürek çekiyordu bir ara durdu. Hani ya uyumuyordu uyudu işte diye fısıldaşarak birbirimizi dürttük. Kürekleri hala tutuyordu. Sırtını güverteye dayamıştı. Ay ışığında görünen yüzünde. Düşünde sevdiğine kavuşanların mutluluğu gülümsemesi vardı. Yavaşça döndük ölmüştü. Bu adam Deniz'in inbi'ydi. Deniz'in ruhunu verirdi ve kendi ruhunu da yine ona verdi. Unuttuğu Türkü Ege denizcileri türküsüz iş mi görebilirler? Pazularının enerjisine müzik ölçü ve uyak verir. Böylece her iş bir dans etme olur. Zaten denizcilerin müzik notaları gibi hep başka başka olmaları hep birlikte bir uyum sağlamaları için değil midir? Çoğu kez türküyü söyleyen gemici Samut idi. Çocukken geç konuştuğu için ona bu adı takmışlardı. Tayfalar kulak verirdi, Samut susunca ötekiler söylerdi. Ağır bir iş olunca Samut da hadi bakalım derlerdi. O da direğin ta tepesine çıkar, oradan türküsünü salardı. Ne var ki her işe her türkü uymazdı. O dekanın o işin, o havanın müziğini bulmak gerekliydi. O bulundu muydu? İş kendiliğinden olup biterdi. Söz gelimi işe uymayan zorlamalı bir türkünün on mısrasıyla ancak bir karış kalıma çekilirken tam yakışığını bulmuş bir türkünün biricik bir hayda ıstasıyla denize batmakta olan bir ayın on beşi bile bir asılışta işte aylasıyla halesiyle dört bir yanının yıldızlarıyla güverteye çekilip getirilirdi. Bir gün Samut Palamut bükünde demirli dört kayığın birinin direğine çıkmıştı. Demir alma ve ayrılış türküsüne hazırlanıyordu. Palamut bükü deyip geçmeyin. Orası karaların denize attığı geniş bir yeşil çelenktir. Oradaki kumsal insana yürüyüşlerinin en yumuşağını bağışlar. İşte o gün o kumsalın üzerinde biri kız bir erkek. İki kişi ayakta duruyordu. Kız Samut'un sevdiği kızdı. Ne var ki Samut Kupkuru bir gemici parçasıydı. Oysa orada kızla konuşan erkek kızın nişanlısı Ahmet. Zengindi. Samut'un bindiği kayığın sahibiydi. Samut ise o kayığın bir gemicisiydi. İki nişanlı vedalaşıyordu. Çünkü bu kez mal sahibi de kayığa binecekti. Direkte demir alma türkülerine hazırlanan Samut'a göre o kıza kavuşmak cennete girmekti. Kavuşmamaksa cehennemin ta kendisiydi. Samut kızı kıskanmıyordu. Üzgündü sırtını destemoraya dayamış ayakları serende elleri de çırmıklarda sözle anlatılması imkansız bir işkenceli kıvranıyordu. Sonunda kıyıdaki nişanlar birbirinden yırtılırcasına ayrıldılar. Adam kayıya geldi Samut Demir alma türküsüne başladı. Vira vira yine vira diye tutturdu. Hırgatlar ding dang ding dang diyerek çanlar gibi çınlıyor zincirlerin şakırtısı ise Samut'un söylediğine cevap olarak bütün tayfaların bir ağızdan tutturdukları ara name ile akompanye eşlik oluyordu. Kıyıda her yandan ışık tütüyordu. Kumlular uğurdayan birer müzik çarkı feli olmuşlardı. Portakal ve limon çiçekleri kokularıyla insan ağzına tat veriyorlardı. Sürü sürü kelebekler ışıkta parıltıyorlardı. Samut'un üzüntüsünden başka elinde bir gerçek yoktu. O üzüntüye umuda sarınıldığı gibi sarındı. Ayrıca karşı koymak gücünde o acıdan alan bu adamın sesinde ondan doğmayacak olan milyonlarca insanın yalvarışı, çığlığı vardı. Koku, ışık, renk, müzik ve daha nesi varsa hepsini mavilere veren bu cennet elinde Samut'un bağrından yırtılıp gelen çağrış acı bir solo idi. Adam üzüntüsünden türkü yaratıyordu. Öteki kayıkların tayfaları türküyü duyunca parslar gibi direkleri ve armaları fırladılar. Samut'un bir avuntusu vardı. Nereye olursa olsun artık gidiyordu. Can evlerinden vurulan geyikler acılarını uzaklara yedirmiyorlar mıydı? Demir kalkıp locaya bağlandı. Yelkenlerini zaten silkmiş olan gemi 20 dakika sonra ufukta küçücük bir bulut olmuştu. Aradan iki ay geçti. Kayığın battığı ve içindekilerin boğuldukları duyuldu. Nişanlısını boğulmuş olduğunu duyunca kızın beti benzi attı. Gözleri yuvalarından uğrar gibi oldu. Bilinci dönüşü pek güç uzaklara kaçtı. Artık deli olmuştu. Ahmet'in bu gece mutlaka gelecek gemiciler vira edin demire. Vira 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 diye çığlıkları Gecenin sessizliğinde deniz kıyısından çınladı. Ağzından bundan başka söz çıkmaz oldu. Artık ne korkuyor, ne duyuyor, ne de utanıyordu. O sıralarda ana öldü ve kimsesiz kaldı fakat haberi bile olmadı. Onu bazı erkekler akıllandırmak için dövdüler. Gık demedi, akıllanmadı da. Esrarlı suskunluğuyla, kapkara ve çukur gözleriyle bir şey arıyormuş gibi davam bakışıyla. Onda acı bir güzellik vardı. İşte bundan dolayı ona ıssız yerlerde rast gelen bazı erkekler deliliğinden yararlanarak hayvansı isteklerini giderirler. Ona işkence ederlerdi. Bu durumu öğrenen köyün kadınları ona karşı öfkelendiler. Köy eşrafını ön ayak ederek ve kızın pek tehlikeli bir deli olduğunu öne sürerek valiliğe ve kaymakamlığa dilekçeler yağdırdılar. Tımarhaneye yollanmasını istiyorlardı. Gerek nişanlısı gerek samut boğulmamış. Kurtulmuşlardı. 5-6 ay sonra köye döndüler. Nişanlısı jandarma oldu. Ahmet'in anası kızın ne derekeye düştüğünü anlattı ve oğluna namuslu ve temiz bir kızı buldu. Samut ise peydahladığı ceviz kabuğu kadar küçük bir kayıkla süngercilik yapmaya başladı. Kızı evlenme teklifinde bulundu. Fakat kızın cevabı hep bu gece Ahmet'im gelecek ve diye bir çığlık ve hırçın bir kahkahadan ibaret kalıyordu. Samut niyetini köy imamına açtı. İmam ile nikahın caiz olmadığını söyledi. Tam bu sırada valilikten gelen bir yazıda delinin jandarma eşliğinde İzmir'e ve oradan da Manisa'ya yollanması buyuruluyordu. Jandarma Ahmet kızı Bodrum'a götürecek ve orada İzmir'e gidecek okuru bekleyecekti. Kızı Samut'un kayığı karşı kıyıya götürecekti. Palamut bükünden binilecekti. Jandarma Mahmet kıza kelepçeleri takarken Samut'un içi kan almıyordu. Dayanamadı ve vira vira yine vira diye son acıdan ibaret olan sesini salıverdi. Kelepçeler takılırken şıngırdıyordu. Yine havada kelebekler pırıldaşıyor. Kumrular alabildiklerine dem çekiyorlardı. Çevre müzikle gürlüyordu. Kayıya bindiler deniz yol almaya başlayan kayıya sırrını mı ısıldadı? sevgisini mi bildirdi Kayık ilgilerek çınlayan bir kahkaha gibi atıldı. Sevincinden çıldırırcasına provasını harlayan köpüklere veriyordu. Müzik de bu. Çünkü gidişi vardı. Özgürlüğü vardı. Kız Ahmet bu gece gece gelecek yine gelecek. Vira vira yine vira dedi. Kızın sesi durgundu. Samut'un acısı her sınırı aşmıştı. Sesi mavilere üstün bir şiddetle yayılıyordu sağanak sağanak boşanan rüzgar, şiirin esini, ilhamı gibi dalgaları kademe kademe, mısra mısra yükseltiyordu. Samutun gövdesinin oynayışına ölçü veriyordu. Eğer kayık beden bile cam gibi şeffaf ya da başkaca göze görünmez bir maddeye dönüverseydi, Samutun dalgaya ve dalgaya yükselden rüzgara uyan gövdesinin ve evrene yakışan türküsünün bir ufuktan öteki ufka Ege üzerinde bir raks olduğu görülürdü. Kız türküyü duyarken bir ağırlık altında çabalıyormuş gibi solumaya koyulmuştu. Birdenbire ilk elde bakışı bir müzik uyanışıyla uyandı. Bilinci tam ve kapkara güneş tutulmasından kurtula kurtla. Geceyi ışığa boğan bir ay gibi aydınlandı. Acaba yaratılışın hangi unutulmuş sabahında bir kayı kıyıdan ayrılmak üzereyken kelebekler pırıl 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 yaşırken, portakal ve limon kokuları ağza bir şeker tadı verirken bu türküyü duymuştu. Samut'un sesi uyaktı kafiyede. Duraklayınca kız bütün türkünün bütün aranamesini bir başına söyledi. Aklı duru vermiş bir nokta olmuştu o nokta şimdi düzülen uyumlu bir çizgi oluyordu. Artık bakışı duyuyordu, duygusu görüyordu. Samut'a döndü ve daha ne zamandan beri ilk kez gülerek. Bana unutmuş olduğum bir türküyü hatırlattın dedi. Tünek Ahmet, durmayan bir geçit resmi, dinmeyen dinlenmeyen bir gürültü. Durup dinlenmeye vakit yok, tramvay çanı, otomobil gürültüsü, benzin gürültüsü, benzin kokusu, dudak boyası, göçüm saati çalıncaya kadar geçim derdi ya da geçmece yarışı. Bir sele yakalanmışsınız, Konu komşuyu düşünecek, sevecek vakiteniz yok. Çünkü postunuz elden gidecek, deriniz yüzülecek. Boğulmamak için başınızı suyun üstünde tutmanız gerekli. Bunun için de sağdaki soldaki komşu başlarını elinizle dayanacak ve onları boğarak kendiniz boğulmaktan kurtulacaksınız. Bütün enerjiniz bu işe harcanacak. Gücünüz ne dünyada yeni bir şey eklemede kullanılacak ne de var olana. Bıkmadan, durmadan, görmeden, duymadan. Mezara kadar kör ve sağır bir gidiş, Ahmet bu kent havasını tam altı ay solumaya uğraştı. Havaya çıkarılan balık, suya batırılan bir kuş gibi, az kalsın boğulacaktı. Hava değişimi için mezara bile girmeyi razı olacak bir duruma gelmişti. Sonunda yine eski denizine döndü. Onun pek sivrilmiş, incelmiş gözü ve duyuşu vardı. Ayna ile denizin dibine bir baktı mıydı? Değil ahtapotun kendisine kumların, çakılların, yosunların duruşundan. Ahtapot'un nereden geçtiğini, nereye gizlendiğini anlardı. Onunla birlikte sünger ağlıyorduk, Dip kayalık değil. Fakat ovalardaki buğday tarlaları gibi dümdüzdü. Her yan yüksek yosunlarla örtülüydü. Ona, ya sen sünger avın ama yoksa yosunların gidip gelen akıntılarda nazlı ağzı bel karışlığını seyre mi çıktın?'' dedim. ''Şimdi görürsün.'' demeye gelen bir işaret yaptı. Zıpkını kaldırınca yedi kulaç dibe fırlattı zıpkın yosunların arasına gömüldü. Bir ucuna bir ip bağlıydı. İpi asıldı. İlk önceleri bir şey görmedim. Çünkü dip çamurunun bulut bulut kalkan dumanı her şeyi örtüyordu. Ahmet ipi sağmaya devam ettikçe zıpkının ucunda hallacın attığı pamukla doldurulmuş iki kişilik şilte kadar kapkara bir sünger gördüm. Koca alamet bir iki ton su taşıyordu. Kayayı almak için el kol değil vinç gerekliydi. Ahmet süngerin suyunu sıkıyor, ben de yardım ediyordum. Bu süngerin orada olduğunu nasıl gördün dedim. Yahu görmedin mi? Bütün yosunların boyu birdi. Yalnız süngerin bulunduğu yerde iki tel yosun ötekilerden bir iki parmak daha yüksekti. İkisi biri mi var? Sünger işte o yosunların arasındaydı diye karşılık verdi. Suyu sıkıldıktan sonra sünger ancak iki kilo ağırlığında kaldı. Denizle, tuzla kavrulmuş derin çizgili yüzünü bir rüzgara tutmasın. Sanki rüzgar bütün sarını kulağına fısıldamış olurdu. Bir gün bana, kırlangıçlar alçak uçuyorlar, bu kurak devam edecek dedi. Kendisine peki ne olacak der gibi bön bön baktım. Havada duyulur duyulmaz bir çıt oldu. Bir serçe yavrusunun çalılar arasından cık etmesi gibi. Ahmet başını hızla kaldırdı. Hadi Çabuk savaşalım dedi. Sordum. Ne oluyoruz? Bu üç oluyor. Samiye kadın yine benim kuyudan su çalıyor. Üç kava aldı. Herhalde Çıkır'ı buradan duyacağımı bilir. İsteseydi parmağına yağ sürer Çıkır'ı yağlardı. O zaman ben duymamış olurdum. Mağrur kadın bu kırakta gelip su istemeye utanıyor ya da gururuna yediremiyor. Çıkırıncık edişi bana anlıyorsun ya demesidir. Zavallının çocukları var uzaklaşalım da Kadın rahat rahat istediği kadar su alsın dedi. Uzaklaştık. Adam neredeyse akşam üzeri vadilerde yürüyen gölgelerin yürüyüşünü kulağıyla duyacaktı. Bir gün kayalıktaydık. Durduğu yerde bakışları uzar gibi oldu. "Hey, yanı saat adaları." dedi. "Nereden nereye?" diye sordum. Bana harıl harıl bir şeyler anlattı. Anlattıkları hatırımda değil. Fakat şunu anladım ki rüzgar bu adamın yüzüne serin serin estiği zaman sağanak geçtiği göklerin uzaklıklarını, mavilerini okşadığı kıyıların, dalgaların seslerini, kokularını hep bu adama getiriyor. Öyle ki o rüzgarları solumak, bu adam için uzun geziler yapmak demek oluyor. Bu gezi dolayısıyla gönlünün çevresi her sınırın ötelerine enginleniyordu. Bir gün bir senede üç pul yapıştıracağı zaman mal müdürü ona bire yontulmamış ayı iki pulun üçüncüyle arasında bir mecidiye sığacak kadar aralık bırakılması gerektiğini bilmiyor musun? Sana nasıl insan deriz bire herif diye çıkışmıştı. Ahmet susmuştu. Ama nasıl bir susuş? Sanki mal müdürünün önünde ölü vermişti, incelmiş, incelmiş de mal müdürünü kimsesiz bir sessizlik içinde kendi sözleriyle yüz yüze bırakıvermişti. Ne var ki her yılın ilkbaharına doğru Ahmet yalnız kayığına biner ne yapacağını ne ettiğini kimseye söylemeden ortadan kaybolurdu. Herkes merak ederdi. Kurnazlar, fiskos ederler. 11 ayın bereketini getiren bir Ramazan gibi. Ahmet'in de bir ay kaçakçılıkla 11 ayın geçimini sağladığını söylerlerdi. Kuşlar dünyası, ışık ve türkü dünyasıdır. Hepsi güneşle yaşar ve güneşi arar. Birçokları güneş ışınlarını kanatlarına takınırlar. Işığı içlerine alarak onu Türkiye çevirirler. Güneşi şafakta Türklerle karşılarlar. Öğleyi türküleriyle selamlarlar. Akşamları türküleriyle uğurlarlar. Kendileri mavi özgürlüklerde uçan birer türküdürler. Yeryüzünü kanatlanmış türkülerle donatırlar. Güneş ve ışık peşinde, gurbetten gurbete, ülkeden ülkeye uçup giden, uçup gelen kanatlı türküler. En sevdikleri yer, güneşin ve portakal ağaçlarının güney Anadolu'sudur portakal, limon çiçekleri açar ve kokularının tütsüsünü türk kuşların türküsüne dolaya dolaya mavilere verir. Her yılın ilkbaharında Bingazi'deki Derne'den 20 mil ötede bulunan Resi Hilal burnundan leylekler Girit adasına geçerler. Girit'te Sidero burnundan kalkarlar ve Adalar Denizi'nin bir adasından öteki adasına uçağa uçağına doluya gelirler. Kiklat adalarını arkada bıraktıktan sonra en büyük aşmaları İkarein denizini aşarak Asya Soparat adalarıyla noktalanmış olan asıl Ege'ye varmaktır. Bütün ilk çağ tanrıları ya Afrodit gibi denizden doğmuşlar ya da bu denizlerden Anadolu kıyılarından Avrupa'ya geçmişlerdir. Kuşlar da aynı yolu izliyorlardı. Leylekleri eşlik eden kırlangıç gibi küçük kuşlar yoruldukça her ne kadar leyleklerin ve turnaların üzerine konuyorlarsa da fazla yorgun olanları gece karanlığında gözleri karararak denize düşüp boğuluyorlardı. Kuşların ilk rastlandıkları yer sporatların ıssız, kuş uçmaz, kervan geçmez serpintileriydi. Oraya vardıktan sonra kuşların Anadolu'ya geçişi kolay olurdu. Bir gün... Kahve evinde oturuyordu. Poyraz Hasan. Kafayı tütsülemişti. Dili çözülmüştü. Kahvedekiler. Ahtapot Ahmet'ten söz ediyorlardı. Poyraz Hasan Ahmet'in nereye gittiğini ben size anlatıvereyim dedi. Yutkundu. Sakın ha söylediğimi ona yetiştirmeyin. Sıkılır utanır. Ben de utanırım dedi ve devam etti. Bir gece benim Gület ile Kıbrıs'tan geliyordum. Aksi bir rüzgar esti. Ben de kanaldan çıkıp Nisiros'un altındaki o ıssız adaların arasına düştüm. Ay ışığı vardı. Ara sıra havadan sağanak sağanak kuş çıvıltıları ve kanat türküleri geliyordu. Yıldızlar kapraşırken dile gelmiş sanıyordum denize ve güverteye baktım. Denizin ve kayığın apak yelkenlerinin üzerinden uçan kuş kanatlarının karartıları geçiyordu. Bir de adalara baktım. Bilirsiniz ya orada kimsecikler yoktur. Oysa adalar bir donanma varmış gibi ışıldıyorlardı. Adalarda elli altmış koca deniz feneri yanıyordu.'' Yenincinin top attığı yerde bu cümbüş ne oluyor dememe kalmadı. Provamızdan bir gomina ötede bir kayık gördüm. Yelkenleri sarmış, silyonları söndürmüş. Yalnız direkte vardı ya prova. Feneri çakıyordu. Bağırdık çağırdık ses veren yok. Hemen flokları indirip kürekleri asıldık. Bir de ne görelim. Ahmet'in tirhan dili. Serenlerde, çarmıklarda, apillerde, güvertede, küpeştede, bastonda kuşlar hep konuşmuşlar. Birbirlerine hoş geldin, safa bulduk, merhaba filan dermişçesine cıvıldaşıp duruyorlardı. Ahmet de dalmış uykuya. Battaniyesinin yarısı üzerinde, yarısı denizde güverteye uzanmış. Göğsüne, başına, ayaklarına, kollarına kuşlar konmuş. Adam uyandırdık, utandı. Fakat ne bileyim, o bizden utandığı için biz daha beter utandık. Laf ve iş olsun diye suyumuz olmadığı için geldiğimizi söyledik. Teknedeki varilin suyunu denize boşaltıp Ahmet'ten su aldık. Ahmet bize bir kıtır attı. Seferdeyken ters rüzgarın kendisini bu yaban yeri attığını söyledi. Adalardaki fenerlerin her biri göz kırparak ışıklarıyla Ahmet'in söylediklerini tatlı tatlı yalanlıyorlardı. Böyle yalanın ışığı güneşi bile donuk ve sönük bırakır. Ahmet'in üstün körü yalanını hepimiz sevindik. İnanmışız gibi yaptık. Merherif her yıl oraya gider ve boğulacak olan kuşlara gönlünü kurtarıcı tünek edermiş. Pertavsız'ın ışığı bir noktada toplaması gibi. Ahmet de görmüş olduğu güzellikleri iç edip kuşların imdadına koşuyordu. Poyraz Hasan'ın anlattıklarına göre kuşların güneş ışığından türkü yapmaları gibi Ahmet de kuşların türkülerinden ve güneş ışığından kuşlara tünek yapmıştı. Bundan sonra Ahmet, Tünek Ahmet diye anılır oldu arkası yar